saygıdeğer konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi şahsım ve bakanlığımız adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Türkiye'nin ilk elektronik küçük kapasiteli telefon santralini tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlayan ve üreten, 1986 yılından bu yana da %100 yerli sermaye ile faaliyetlerini sürdüren Karel şirketinin düzenlemiş olduğu kamu BT yönetiminde milli stratejiler seminerinden dolayı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli misafirler, Karel'i hep birlikte alkışlıyoruz. Değerli misafirler, günümüzde küresel anlamda ekonominin en temel belirleyicisi ve adeta itici gücü bilişim teknolojileri. Bu gerçekten hareketle ekonomik, siyasi, askeri, kültürel alanlar başta olmak üzere tüm toplumları doğrudan etkileyen ve devletin kalkınmasında belirleyici bir güç olan bilişim sektörünün öneminin gün geçtikçe arttığını da başta bu salonda ve şu anda masalarında bizi izleyen VT uzmanları en iyi şekilde biliyor ve bu yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Dünya bugün bilgi teknolojilerinin fırsatlarından yararlanırken bir yandan da tehditleriyle karşı karşıya. Ülkelerin bu anlamda dışa bağımlılığının azalması, uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmesi için yerli üretimin artması adeta bizim gibi iddiası olan ülkeler için başta olmak üzere zorunluluk. Gelişmiş ülkeler özellikle bilişim sektöründe tüketici değil, üretici olmanın önemini çoktan kavradı ve artık hedeflerini, planlamalarını, stratejilerini yerli ve milli imkanları, üretimleri esas alarak belirliyorlar. Biz de bakanlık olarak bilişim sektörünün yerli ve milli temellere dayandırılması için önemli çalışmalar yürütüyoruz bu anlamda. Ar-Ge'ye, tasarıma, teknoloji geliştirme bölgelerine ciddi yatırımlar yapıyor ve bunları yapmaya da devam ediyoruz. Bunun önemini bir örnekle sizlere anlatmak istiyorum. Bir gün çocuk ağaca tırmanmak için annesine yardım istiyor ancak annesinin bu anlamda olumsuz tepkisiyle karşılaşıyor. Çok içerliyor bu duruma. Ama sormaktan da alıkoyamıyor kendini. Sitemle annesine niye kendisine yardım etmediğini sorduğu zaman annesi çocuğuna eğer başkalarının eliyle bir yere gelirsen asla kendi isteğinle hareket edemezsin diyor. Çocuk o anlamda anlıyor annesinin ne demek istediğini ve bizlerin buradan çıkaracağımız ders de biz başkasının eliyle gidebileceğimiz yer sınırlı. Başkasının ürettiği ürünle yola çıkmak da aynen böyle. Siz, biz ilerlediğimiz zannedebiliriz, yol aldığımız zannedebiliriz ama bu sadece bir sanrıdan ibaret. Halbuki kendi imkanlarınızla, kendi çabanızla ürettiğiniz her ne olursa olsun sizi asla yarı yolda bırakmayacak ürünlerle devam ettiğiniz zaman başarıya ulaşırız. Ve bildiğimiz gibi Türkiye'nin teknolojiyi çok yüksek bedeller ödediğini gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli teknolojileri geliştirme konusunda çok hassas. Kendileri tarafından ruhu ve içeriği çok net bir şekilde ifade edilen milli teknoloji hamlesi de gelişmiş ülkelerle yarışabilmemiz adına bizim için vazgeçilmez bir rehber niteliğinde. Sadece yarışabilmek değil, benim demek için bu coğrafyada devam edebilmek ve başarıya ulaşmak için bu zorunluluk. Ülkemizde dışarıdan temin ettiğimiz ürünlerin daha da iyisini sağlayabilecek yeterli insan gücü, ekonomik altyapı mevcutken teknolojinin dışarıdan ithal edilmesi hem ekonomik hem güvenlik hem de sürdürülebilirlik boyutlarıyla doğrusunu söylemek gerekirse bizi zora sokuyor. Ülkemiz firmalarının kaliteli olduğu maliyetlerde üretim yapmaları ve diğer ülkelerle rekabet edebilecek konuma gelmeleri için bakanlık olarak bizleri ilgilendiren alanlarda üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmek için biz elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ifade etmek isterim. Bu anlamda hepinizin bildiği gibi 4.5G ihalesini işte 3 yıl önce yaptık. O zaman ki yerlilik oranlarıyla, bugün yerlilik oranlarını karşılaştırdığımız zaman istediğimiz anlamda olmamasına rağmen işte %1-2'lerden çift tane rakamlara çıktığımızı gururla söylemek istiyorum. Yeter mi? Hayır. Biz bu anlamda
daha da çalışmaya devam edeceğiz. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumumuzun almış olduğu kararlar var. İşte tam biraz önce girerken Karel'de yetkili arkadaşlarla görüştük. Örneğin bir takım radyo link ürünlerini tamamen yerli olmadıkça biz buna izin vermeyeceğiz dedik. Gerek regülasyonlarda, gerek yönlendirmelerde, gerek teşviklerde yerlinin önünü açma noktasında hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Değerli katılımcılar, yerli ve milli üretim sadece ithalatı azaltmayarak aynı zamanda ihracat açısından da ülkemiz ekonomisine ve firmalarımıza büyük katkılar sağlayacak. Bu anlamda yerleşme çalışmalarımız bize ihracat kapısını da aralayacak. Tüm malı damgalı ürünlerimiz, özellikle Orta Doğu gibi yeni pazarlar, hatta olgunluğa ulaşmış batı pazarlarına ihraç ediliyor ve ediliyor olacak. Karel'in bu etkinliğin düzenlisi, Karel'in rakamlara baktığınız zaman bunu çok net bir şekilde görürsünüz. Ancak Karel ve benzeri firmaların yurt dışına gittiğinde biz bu ürünü Türkiye'de kullanmıyorsak onların başarıya ulaşması mümkün olmayacak. Bunun için biz benzeri firmalarla dahil olmak üzere önce kendimiz kullanacağız. Ondan sonra referans olarak gösterecekler, diyecekler ki şu büyüklükte, şöyle bir network'te, şöyle bir santrali, cihazı, core network ekipmanını, baz istasyonunu Türkiye'de şu noktalarda kullanılıyor, şu kadar senede kullanılıyor, hiçbir sorun yok ve sizin istediğinizden çok daha iyi imkanlarla biz bunu size verebiliriz. Bütün amaç bu döngü bu şekilde olmalı diye düşünüyoruz. Biz hükümet olarak hem ithalatın azaltılması hem de ihracatın artması ile cari açığın kapatılması yönünde ciddi adımlar atmaya başladık. Birazdan sanırım ekonomik politikaları kurulu üyemiz bu konularda daha da detaylı, işin ekonomik boyutuyla ilgili neredeyiz, nereye gideceğiz, daha önceki konuşmalarından bildiğim için dokunacaktır diye düşünüyorum. Onun için ben çok fazla o kısmına girmiyorum ama bunun da örneklerinden bir tanesi de 5G ile ilgili bizim yapmış olduğumuz çalışmalar. 5G'yi biz insanların nesneleri, ulaşımı, sağlığı, evleri, şehirleri, kısacası her şeyin her yerde yüksek hızda, kapasitede en az kesinti ve gecikme ile birbirine bağlaması konseptinden yola çıkarak ortaya koyduk. Ve ülkemizde yerli milli şebekeler konusunda son dönemde özellikle heyecan verici çalışmaların bir başka örneği de vermek gerekirse burada ULAK, ULAN temsilcisi de aramızda. ULAK projesiyle gelecek nesil mobil iletişim altyapısı ürünlerinin milli imkanlarla sağlanmasını amaçladık. Mevcut durumda Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK, Türkcell, Vodafone ve Türk Telekom tarafından kullanılıyor. Başta evrensel sahaları olmak üzere Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın öncülüğünde biz ULAK kullanımını teşvik ediyoruz. Haberleşme teknoloji kümelenmemizle birlikte ULAK'ı da buna dahil ederek önümüzdeki süreçte 5G şebekesinin yerli ve milli imkanlarla oluşabilmesi için yapabileceğimiz en yüksek oranda yerli ve milli imkanlara devam etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli misafirler, bilişim ve teknolojiyle büyümek isteyen işletmelerimiz için biz bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz ve buna devam edeceğiz. Hiçbir şekilde rehavete kapılmadan, ihracatımızı istikrarlı bir şekilde arttırarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine takvimler 2023 yılında gösterdiğine girmiş olacağız inşallah diyorum. Gelecek teknolojiyle kalkınabilen toplumların elinde olacağını buradaki tüm katılımcılar bunun farkında. Bizler siyasi irade olarak, bürokrat olarak bunun önünü açacağız. Sizler düşünen, araştıran, üreten şirketler olarak bu yolda ilerleyeceksiniz. Birlikte yürüyecek, birlikte ilerleyecek ve birlikte bu mesafeyi kat edeceğiz. Birlikte gelişecek, hep birlikte büyüyeceğiz diyorum. Bugün resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı ofisleriyle ilgili kararnameleri de yayınlandı. Hem önümüzdeki süreçlerde işte finans ofisi, insan kaynakları ofisi, dijital dönüşüm ofisi, bütün bunların yasal gerçek altyapısı da ortaya çıkmış oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte bütün ofislerimizle birlikte koordineli bir şekilde bu süreçlerin önünü açacağız. Ofisler bu işin belli noktada koordinasyonunda yol alacak. Bizler icracı kurumlar olarak bu işin icraatını devam ettirerek işimize devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin
bulunduğu binadayız. 7/24 esasına bağlı olarak çalışan 1200'den fazla sektörel fondesi bulunan ve bunun koordinasyonunu yapıyor Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Son günlerde özellikle siber saldırıların her zamankinden daha da fazla önem kazandığını göz önüne alırsak, yerli ve milli imkanlarla çalışmanın, işte geçtiğimiz haftalarda bir gün ambargo oldu, öbür güç oldu, öbür gün bu oluyor. Bize bütün bu süreçler, bu toplantı da öyle bir döneme denk geldi ki, bunun ne kadar önemli olduğunu hep birlikte bir kez daha çok yakından gözlemlediğimiz bir anda bunu yaşıyoruz. Biz yerlilik diyoruz, millilik diyoruz, milli teknoloji hamlesi diyoruz ve bu noktada biraz önce söylediğim gibi hep birlikte büyük Türkiye oluşturmak üzere çalışmaya devam edeceğiz. Ben konuşmamı burada noktalarken yerli ve milli stratejik yaklaşımın önemi, teknolojik trendler, görüş ve önerilerinin paylaşılacağı bu seminerin etkili ve verimli geçmesini temin ediyorum. Bizlerin burada bir araya gelmesine vesile olan tüm arkadaşlarımıza ve başta Karel Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz olmak üzere bu toplantının organizasyonunda emeği geçen herkese ve siz değerli katılımcılara teşekkür etmek istiyorum. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun kurum olarak, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı olarak biz yerliliğin ve milliliğin olduğu her yerde varız, destekliyoruz ve hepiniz saygıyla selamlıyorum.